Türkmen kenti Kerkük adım adım peşmerge Barzani işgaline uğruyor. Son olarak kentte referandum kararı alındı. Bu karar elbette ki sonuç itibariyle belli. Ancak bu karar peşmerge yönetimiyle Bağdat arasındaki karara neden oldu. Ve Türkiye'de Kerkük'teki gelişmelere tepkili. Peşmerge bayraklarının asıldığı Türkmen kenti Kerkük'teki Barzani işgali yasal hale getirilmek isteniyor. Kerkük İl Meclisi kentte Barzani bölgesine bağlanma referandumu yapılmasına karar verdi. Peşmerge bölgesinden bir heyette Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu gündemle görüşmelerde bulunuyor. Ne zaman ve nasıl yapılacağı açıklanmayan referandum kararına Türkmenlerden ve Irak yönetiminden tepki var. Irak Başbakanı Haydar İbadi, Kerkük kent yetkililerine ulusal birlik çağrısı yaparak kente çekilen Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi bayrağının indirilmesini istedi. Kerkük valisi Necmettin Kerim'e seslenen İbadi, "Ben bütün Irak Irakların başbakanı, siz Kerkük'ün valisisiniz. Bir gruptan yana taraf tutar ve sırtınızı diğer gruplara çevirirseniz bu bir başarı değildir," dedi. Barzani ise İbadi'nin taleplerini reddetti. Barzani'nin temsilcisi Adnan Mufti, "Kerkük'te Kürdistan bayrağı kesinlikle indirilmeyecek. Bu yönde bir karar alınacaksa Kerkük İl Meclisi tarafından alınmalı. Sadece onlar böyle bir kararı verebilir," ifadelerini kullandı. Türkiye'de Kerkük'teki gelişmelerden rahatsız. Meclis, Kerkük Meclisi referanduma gidilsin kararı vermiyor. Öyle bir yetkisi de yok zaten. Fakat Türkmenlerin ve Arapların katılmadığı meclis Bağdat yönetiminden diyor ki burada bir referandum yap buranın geleceğiyle ilgili. Bu konuda kararı verecek olan Bağdat yönetimidir. Yani meclis kendiliğinden burada bir referandum kararı alamaz. Ama burada tabii bir şeylerin döndüğü gerçek. Esasen burada atılan bu adımlar hele hele bu kırılgan dönemde Irak'ın geleceğini riske atan adımlar. Ankara'da temaslarda bulunan Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi de Kerkük bir barut fıçısıdır dedi. Orta Doğu'nun nabzı olan Kerkük'tür. Bugün her yerde bir eylem olabilir. Ondan sonra sükunet olur. Ama Kerkük'te bir eylem olduktan sonra, orada bir gerginlik yaşanıldıktan sonra bence Orta Doğu'daki herkes etkilenir bundan. Kerkük bir fıcıstır. Barut fıcısıdır. Ne yazık ki son günlerde Kerkük Vilayet Meclisi'nde gayri yasal bir şekilde alınan kararlar vardır. Orada yaşanan gerginlik sadece bir bayrak meselesi değil, bir toprak meselesidir. Çünkü bayraklar ne isteyecekler? Toprak isteyecekler. Demek ki birisi bayrağını getirip bölgemizin, yerimizin üzerine bıraktığı zaman yerimizi almak ister. Sadece bir bayrak konusu değil, bizce bir toprak meselesidir.